Ülkemizde son yıllarda enerji sektöründe dev yatırımlar kısa sürede hayata geçiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre bu yıl Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde 158 yeni elektrik üretim tesisi kuruldu. Doğalgaz, güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, lignit, taş kömürü, atıklar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik üreten büyük yatırımlarla 2023 vizyon hedefine büyük bir hızla yaklaşıyoruz. İçi ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerimiz küresel başarılarla ülkemizi taçlandırıyor. Sürdürülebilir enerji yatırımları, katılımcılık, inovasyon, sosyal sorumluluk ve mükemmeliyetçilik gibi temel kurumsal değerlerle birlikte hayata geçiriliyor. Enerji ile ilgili önemli başarılara imza atan Gama Enerji Anonim Şirketi Genel Müdürü Sıtkı Şerifeken'le sektörün son 10 yılını değerlendirdik. Son 10 yıla daki gelişmelere baktığımızda Türkiye'deki kurulu gücün, elektrik kurulu gücünün 40 gigawatttan 80 gigawata çıktığı, özellikle üretim kaynaklarının değiştiğini, termik santrallardan yenilenebilire doğru ilerlediğini, aynı zamanda elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere diğer tüm enerji emtialarında liberalleşme ve sürdürülebilir enerji politikaları sayesinde büyük ve önemli adımlar atıldığını görüyoruz. Öncelikle söylemek istediğim, üretimde %75 hükümetin içinde olduğu ama bugün için baktığımızda %80 özel sektörün üretimde olduğu, toptan ticarette %55-60 gene özel sektörün içine girdiği, dağıtımda tamamen dağıtım bölgelerinin özelleştiği ve perakendede de artık tüketicilerin neredeyse %90-95'inin kendi tedarikçisini seçebildiği bir ortam görüyoruz. Bu da bize Türkiye'de altyapının düzgün bir şekilde yapıldığını, ancak tabii ki her şeyin bitmediğini, doğru taşların bu altyapının üzerine kurularak daha düzgün, daha sürdürülebilir bir duruma geleceğimizi gösteriyor. Enerji ve su temini alanlarında yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren bir proje geliştirme ve yatırım firması olan Gama, 2002 yılında başlayan çalışmalarına özveriyle devam ediyor. 2002 yılında ilk temellerini koyan, Türkiye'de ve çalıştığı ülkelerde bir ilklere imza attığını ve bu bilgi ve becerilerin de bize aktarıldığını görüyoruz. Tabii sonrasında 2009 yılında GE'nin hissedarımız olması, 2015 yılında GE'nin hissedarlıktan çıktıktan sonra bir Dünya Bankası kuruluşu olan IFC ve onun yönettiği GIF adlı bir fonun en sonunda 2016 ilk çeyreğinde Malezya'nın en büyük enerji şirketi Tenaga National Berhad'ın hissedarımız olmasıyla çok uluslu bir hissedarlık yapısına ulaştık. Bunun bize kattığı özellikle bu dört ortağımızın, dört hissedarımızın enerji sektöründen gelmesi, Türkiye'de olmasa bile kendi ülkelerinde ya da yakın coğrafyalardaki tecrübeleri ve bilgileri bize yeni iş modellerinin oluşturulmasında bir ön ayak oluyor. Çalıştığımız coğrafyalardaki özellikle kamu kurum ve kuruluşları ve çevre halkıyla olan barışık tutumumuz, Avrupa'da İrlanda Cumhuriyeti'ndeki yaptığımız yatırım ve en son 2014'te tamamladığımız Orta Doğu'daki Ürdün projemizle beraber oranın en büyük Türk yatırımcısı konumundayız.
yap, işlet, devret modeliyle gerçekleştirilen Birecik Barajı, İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Arıtma ve Temin Projesi ve Marmara Ereğlisi Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali projeleriyle 2002 yılında yatırımcılığa atılan ilk adım Gama Enerji'nin temelini oluşturmuştur. Bir enerji holding olarak eğer adlandırırsak 13 tane iştirakimiz var. İstanbul'da bir ticaret ofisimiz ama merkezimiz Ankara'da bulunuyor. Bu 13 şirketin içinde çoğu tabii ki bizim enerji üretim tesislerimize ait proje firmaları. 5 ana faaliyeti enerji ticareti için eğer söylemek gerekirse serbest tüketiciler, tezgah üstü piyasalar ve ikili anlaşmalar, doğalgaz, portföy optimizasyonu ve karbon ticareti. Bunun dışında bütün tesislerimizin, elektrik tesislerimizin işletme ve bakım hizmetlerini de kendi şirketimiz vasıtasıyla yapıyoruz. Gama Enerji tarafından yatırımı gerçekleştirilen, tek başına Türkiye'de tüketilen elektriğin %2,5'unu, Ankara'da tüketilen elektriğin ise %50'sinden fazlasını karşılayacak olan Kırıkkale Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, yaklaşık 900 milyon Amerikan dolarlık yatırım bedeliyle doğalgaz santralleri kategorisinde son dönemin en büyük finansmanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Şu anda Türkiye'de 9 tane enerji tesisimiz var. Bunların 4 tanesi rüzgar santralımız, bir tanesi geçen sene sonunda bu senenin başında devreye girdi, en büyük rüzgar santralımız. Lokasyon olarak tabii ki batı bölgelerinde, Çanakkale'de, Aliağa'da ve Manisa'da 2 tane olmak üzere. Bunlar yaklaşık 120 megawatt civarında, hepsi operasyonel. 4 tane yine Türkiye'de hidroelektrik santralımız var. Bunların ikisi nehir tipi dediğimiz, biri Mersin'de, biri Artvin'de, Murgul'da. İki tanesi ise geçen sene özelleştirme ihalesini kazanıp devre aldığımız Isparta ve Burdur'daki iki baraj tipli, kaskat tipli santral. Toplam yenilenebilir gücümüz 250 megawatt civarında. En büyük yatırımımız yine Türkiye'de. Geçen sene sonunda tamamlanan Kırıkkale'deki doğalgaz kombine çevrim santralimiz 840 megawatt gücünde. Zaten bunlarla beraber 1100 megawattlık bir kurulu güce sahip oluyoruz. Gama yurt dışında olduğu kadar yurt içindeki enerji yatırımlarıyla ülkemizin yerli ve milli enerjiyi üretmesi ve sürdürülebilir uzun vadeli kalkınmaya yönelik geleceğe ışık tutan yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Ürdün'ün başşehri Amman'a su taşımasını sağlayan su iletim projesiyle ülkemizin yüz akı olan önemli bir başarı sağlıyor. Yurt dışındaki 2000'in ortalarında başlayan, yapım 2014'te biten bir yap işlet devret su temin tesisimiz bulunmakta. 3 senesi işletme döneminden geçmiş durumda, 22 sene daha devir süresi bulunuyor. Bunun kapasite ise yıllık 100 milyon metreküp. Yaklaşık Ürdün'ün başkenti Amman'ın %50 suyunu bizim tesislerimizden sağlamaktayız. Ürdün hükümeti başkent Amman'ın su ihtiyacını karşılamak için yap, işlet, devret esaslı olan DISI projesi 2013 yılında devreye alınmıştır. Proje, Ürdün'ün güneyindeki DISI bölgesinde bulunan yeraltı su havzasında 55 derin su kuyusundan 50 yıl süreyle çıkarılacak olan yılda 100 milyon metreküp suyun 325 kilometre çelik boru hattıyla Amman'a taşınması ve Amman'da su depolarına teslim edilmesini kapsamaktadır. Projenin yatırım tutarı 1 milyar Amerikan doları olup 25 yıllık işletme süresi sonunda Gama Enerji'den Ürdün Su ve Sulama Bakanlığı'na devredilecektir. Ürdün'ün kişi başına düşen su miktarı dünyadaki en düşük ülkeler arasında yer alıyor. DISI projesi başlamadan önce sürdürülen uygulamaya göre Amman kenti sakinlerine haftada yalnızca bir gün su temini yapılabiliyordu.
Amman ve çevresinde yaşanan ciddi su sorununu çözmeye yardımcı olan bu stratejik proje sayesinde kent sakinlerine haftanın her günü evlerine su temini sağlanmaktadır. Söz konusu bu yatırım Ürdün'deki en büyük Türk yatırımı olup, Ürdün ve çevresindeki ülkelerde özel sektör tarafından finanse edilmiş en büyük su temini projesi olma özelliği dolayısıyla da birçok ödüle layık görülerek şirketi taçlandıran stratejik bir proje niteliğindedir. Bütün başladığımız, 2016'da başladığımız projeleri tamamladık. Biz proje geliştirme aşamasında olan, lisansı olan ya da yurt dışında büyük çapta diğer ortaklarımızın yapım, işletme ve bakım tecrübelerini de bir araya getirerek bunları sağlamaya çalışıyoruz. EPDK olarak ve ülkemizin enerji politikası olarak yenilenebilir enerjinin bizim kaynaklarımızın çoğunluğunu, daha doğrusu enerji kaynağımızın çoğunluğunu oluşturması açısından oldukça iddialı bir hedefimiz var. Rüzgarın 2023'lerde 20 bin megawattlara varabilecek bir hedefimiz var. Bunun dışındaki biyokütle, diğer yenilenebilir enerjide, jeotermal, ileriye baktığımızda Türkiye'nin bu hedefinin gerçekleştirilmesi bağlamında EPDK'la çok yoğun çalışıyoruz. Tabii bunun yanında bakanlığımızın geliştirmiş olduğu bir takım yenilenebilir kaynaklara dayalı YEKA projeleri var. Bunları da üst üste koyduğumuz takdirde Türkiye'nin geleceği açısından yenilenebilir enerjinin gerçekten ciddi bir enerji kaynağı olacağı hususunda herhangi bir tereddütümüz yok. Dış cari açımızın çoğunluğu enerjiden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bizim yenilenebilir ve yerli kaynakları ne kadar enerji ekonomimize kattığımız oranda cari açımız o kadar azalacak ve artı yönde Türkiye'nin lehine gerçekleşecek. Dolayısıyla pozitif ayrımcılık diyebilirsiniz, bir takım teşvikler diyebilirsiniz. Bunlar hepsi yenilenebilir enerjide devam edecek ve kurum olarak da yenilenebilir enerjiye dayalı üretim santrallerinde bir takım lisanslama yönünden avantajlarımız var. Bu avantajlarımız devam edecek. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Yenilenebilir enerjinin finansman açısından bugünkü dünyanın konjonktürel ekonomik krizine rağmen yenilenebilir enerjiler çok rahat finansman, proje finansmanı bulabiliyorlar. Dolayısıyla bu da yenilenebilirin gerçekleşmesi açısından önemli bir fırsat, yatırımcıların ilgisinin buraya artmasına sebep olabiliyor. Bakın bugün birçok yabancı yatırımcı ve yerli yatırımcı inanın yenilenebilir kaynağa dayalı enerji üretmek için inanın projeler aramakta, hatta satın almak için bir takım projeler aramakta. Dolayısıyla yenilenebilire doğru ilgi gün be gün artmakta ve artmaya da devam edecek. Ülkemiz enerji yatırımlarının şantiyesine dönüşerek kalkınmanın altın çağını yaşıyor. 14 yılda enerjiyle kurulu kapasitemiz 2,5 kat arttı. Bu ekonomik anlamda çok büyük bir gelişme. Yenilenebilir enerji kaynağı konusunda alternatif projeler üreten şirketler ülkemizi 2023 Vizyon Türkiye hedefine yaklaştıracak projeler sunuyor. Hükümetimizin kurduğu ve sürdürülebilir politika olarak enerji sektöründe koyduğu tüm hedeflere biz de gönülden takip ediyoruz ve destekliyoruz. Özellikle son dönemlerde zaten portföyümüzde olmayan yenilenebilir enerjiyi 250 megawattlara çıkarmamız bunun da bir göstergesi. 2023 hedefi için son bir yıl içinde kurulu gücümüzün 3 katına çıkmasından dolayı hedefimiz yine yenilenebilir enerji, özellikle jeotermal, güneş ve rüzgar. Yurt dışında ise
bir sinerji yaratarak ortaklarımızın da kabiliyetleri ve tecrübeleri çerçevesinde o ülkelerde daha büyük projelere imza atarak kurulu gücümüzü 2023'ten önce iki katına çıkarma gibi bir hedefimiz var. Yenilenebilir enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sıralanabilir. Geçtiğimiz günlerde sizlerin de bildiği gibi güneş yaka ihalesi başarıyla tamamlandı. Çok yakın zamanda da rüzgar yaka ihalesinin yapılması planlanıyor. Bunları çok yakından takip ediyoruz. Bu anlamda devletin ve hükümetimizin koyduğu büyük yani milli üretim, arz güvenliği ve sürdürülebilirlik politikalarında çok doğru buluyoruz. Tek yerde büyük rüzgar ya da güneş projelerinin ya da yatırımlarının yapılmasını da doğru buluyoruz. Şu andaki önceliğimiz güneşten daha çok jeotermaldi. Çok yakın zamanda bir satın almayla birlikte bu yatırımlarımızı da portföyümüze katmayı planlıyoruz. Enerji dünya dengelerini yeniden şekillendiriyor. Hedef büyüyen ve dışa bağımlı olmaktan kurtulan enerji koridoru ve enerji köprüsü olan bir Türkiye. Tabii jeotermal biraz daha farklı, yenilenebilir. Aynı zamanda kurulu gücü yani rüzgar esti esmedi gibi değil, çok daha fazla bir baz yük santral gibi çalışabildiği için bizim portföyümüze biraz daha fazla katkıda bulunabileceğini düşünerek jeotermal diyoruz. Tabii ki diğerlerini de çok yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin gelişmesine doğrudan etki eden enerji sektöründeki gelişmeler ülke ekonomisine ciddi kazanımlar sağlıyor. En büyük yatırımımız olan doğalgaz kombine çevrim santralımız dünyanın da ilklerinden ilk dijital santral olacak. Bu bağlamda GE ile bir anlaşma imzaladık. Dijital santral ne demek? Zaten her şey otomasyon üzerinden gidiyor. Ama verim kaybı, bu santralın kendi olanaklarının, teknik olarak olanaklarının tamamının sağlanabilmesi, herhangi bir aksilik olduğunda bunun önceden uyarılması, planlı bakımların ve plansız bakımların tabii ki sürelerinin düşürülmesi ve daha fazla emramade olması ile ilgili. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasıyla birlikte sürdürülebilir ekonomi açısından termik enerji santrallerine verilen önemin de devam etmesi gerekiyor. Jeotermal içinse Türk milletinin başına asılmış bir pırlanta deniliyor. Potansiyel mevcut. Olması gerektiği bir pozisyonda mıyız diye sorarsanız eğer yenilenebilir enerjinin. Geçmişe baktığımızda hiç olmayan yani 10 yıl 15 yıl öncesine baktığımızda kaynak olarak olmayan ama şu anda neredeyse %8-9 kurulu güçte bir yenilenebilir enerji potansiyelimiz var. Olması gerektiği yerde elbette değil. Ancak mevcut devam eden yatırımlar ve hükümetimizin koyduğu yeni vizyonlarla beraber bu rakamın artacağını düşünüyorum. Burada bir noktanın altını da çizmek istiyorum. Gelişmiş ülkelere baktığımızda özellikle yenilenebilir enerji portföyleri büyük olan ya da kurulu güçlerini yenilenebilir enerjiden sağlayan ülkelerde şöyle bir yanlış yapılıyor ya da kendileri bunu gördüler ve düzeltmeye çalıştılar. Ülkemizde de bu hatanın yapılmamasını diliyoruz. Yenilenebilir enerji üretimi ne kadar artarsa bir o kadar arkada yedek, esnek, anında devreye girebilecek ve arz güvenliğini sağlayabilecek termik santrallerin de olması gerekiyor. Şu anki mevcut koşullara baktığınızda elektrik fiyatlarından bahsediyorum. Bu tip santralların yapılabilirliği mümkün değil. Çünkü fiyatlar düşük gidiyor. Bu da o ülkelerin bu arz güvenliğini sağlama amacıyla çözümlerine baktığımızda ise bir kapasite piyasasıyla bu santralların bir şekilde rüzgarın esmediği ya da güneşin olmadığı dönemlerde hatta saatlik olarak günler demeyelim önem arz ediyor.
yurt içi ve yurt dışında elektrik ve su altyapı yatırımları için proje geliştirme, proje finansman temini, yapımı, işletme ve bakımıyla bu yatırımların varlık yönetimi ve ticaret faaliyetlerini yürüten GAMA, ülke kalkınmasına katkı sağlıyor. Teknolojinin değişmesi elbette çok farklı iş modellerinin kurulmasını da gerektiriyor. Örneğin 15 yıl önce rüzgar santralında Türkiye'de 500-600 kW bir türbin sağlarken şu anda nereden baksanız, yani offshore demiyorum ama kara tipi 5 MW'ları artık 6 MW'ları görebiliyoruz. Bu tabii tekrar iş olanaklarını, iş modellerinin oluşturulmasını da bütün yatırımcılar açısından bakmasına sebep olacaktır. Şirketin proje yapım sırasında 1500-2000'lere ulaşan istihdam hacmi bulunuyor. Şu anda çalışan sayımız 200 bu 13 şirkette. Ancak yeni hükümetimizin istihdam seferberliği çerçevesinde bizler bu istihdamı yaratabilmek Türkiye'de ya da yurt dışındaki projelerimizde Türk firmalarıyla çalışarak onların Türk çalışanlarını, işçilerini, mühendislerini kullanarak katkıda bulunmak tabii ki istiyoruz. Ancak barışık olarak bulunduğumuz, santrallarımızın bulunduğu bölgelerde çalıştığımızı söylemiştim. Mümkün olduğu kadar bulunduğumuz bölgelerdeki, ki sizin de bildiğiniz gibi bu santrallar daha çok merkezi yerlerde olmadığı için, köyler, kasabalar ya da uzak yerlerde, o bölgelerin de çalışan ya da o bölgelerde iş bulamayan kişileri kendi santrallarımıza yetiştirerek kullanmaya önem gösteriyoruz. Herkesin bildiği gibi 2016 yılı hem küresel anlamda özellikle de ülkemiz için zor bir dönemdi. Ama atlattığımızı düşünüyoruz. Üretimden son tüketiciye kadar oluşan değer zincirinde bizler tüm paydaşların özellikle de yatırımcıların korunması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ana hedef hepimizin bildiği gibi son tüketicinin korunması. Neden yatırımcılar diye söylediğimin altını çizmek istiyorum. Çünkü enerji yatırımları hem maliyet olarak hem yapım süresi olarak uzun projeler. Ve bankaların proje finansmanını sağlamak zorunda olduğu bu yatırımlarda yabancı yatırımcılar ya da bizim gibi yabancı hissedara olan yatırımcılar ülkelerde, sadece Türkiye için geçerli değil bu, siyasi ve ekonomik olarak istikrarı görmek isterler. Çünkü koydukları paranın geri alımı en azından yıllar sürecektir. Burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, EPDK ve diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşların koydukları sürdürülebilir enerji politikalarının arkasında durarak yatırımcılara doğru sinyali vermesini bekliyoruz. Şu ana kadar bu sinyaller doğru şekilde verildi. Bazı değişiklikler doğal olarak olacaktır. Ancak yatırımcının bütün değer zincirinin korunması adına öncelikli olarak korunması gerektiğini düşünüyorum.